arkadaşlar. Kontrol etmiş oldum bu sefer. Yazabilir misiniz? Boşa konuşmuş olmayalım diye söyleyeyim. Soru bölümünden yazar mısınız arkadaşlar? Sesle ilgili ya da herhangi bir problem var mı? Tamam. Bir problem yok. Şimdilik anladık. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Bir iki dakikalık bir gecikme olursa kusura bakmayın. Bugünlerde olaylar biraz farklı gelişiyor hepimiz malum. Şimdi bugünün ilk mevzusu aslında şöyle anlatalım. Dün söylemiştim gruptaki bazı arkadaşlara da. Biliyorsunuz son günlerde ortalıkta çok şey var. Petrol fiyatları 0 dolara indi. Petrol fiyatları eksi 30 dolara indi. 35 dolara indi. Bu şekilde bir takım şeyler var. Onlar nedir? Onu netliğe kavuşturalım. Şimdi arkadaşlar bu ekranda gördüğünüz TİKMİ'nin VTI spot fiyatlaması. Spot fiyatlama demek şudur, yani sadece petrol için söylemiyorum, bütün emtialarda, bütün forex piyasasında, bütün finansal piyasalar için geçerli. Bu spot fiyat, bu malın, hani bizde Anadolu'da bir tabir vardır ya, para içeri, mal dışarı, bu da böyledir. Yani parayı verirsiniz, bu parayı verdiğinizde buradaki birim fiyat neyse, ne birimse o birim üstünden malı alırsınız. Yani nakit verir ve malı alırsınız. Bu eksi bakiye, eksi fiyatlama meselesine gelince, eksi fiyatlama nasıl oluyor? Aslında çok basit. Şimdi devlet tahvili ya da hazine bonosu olan arkadaşlar aslında bu işe çok daha yakın olabilir. Bu fiyatlama konusunda. Mevzu şu, petrol sadece spot fiyatla satılmaz. Sadece petrol değil, altın da spot fiyatla satılmaz. Birçok finansal enstrümanın hem spot fiyatlaması hem vadeli fiyatlaması vardır. Bunlar neden böyle olmuş, niye ihtiyaç duyulmuş falan meselesi çok ayrıntılı ve detaylı meseleler ama yüksek miktarda fiziki işlem yapan şirketler için aslında vadeli emtia grubu türetilmiş. Yani türev piyasalar, hani bizim yaptığımız piyasalar, işlem yaptığımız piyasalar, türev piyasalar deniyor ya. Türev piyasalarda bu tür şeyler geliştirilmiş. Neden? Çünkü adam yüksek miktarda, işte petrol için konuşuyoruz ya, diyelim ki çok büyük bir petrol şirketi, alıp satan, ticaret yapan petrol şirketi kendini hedgelemek istiyor. Uygun bulduğu zamanlarda pozisyon almak istiyor. Ama adamın depo kapasitesi yok mesela. Yani ne olacak? Şimdi 8.24'ten petrolü buldu adam. Atıyorum 1 milyar varil petrol almak istiyor. Bunu da hemen bugün al parayı ver malı şeklinde yapamayacağı için bunu finansal olarak eşlemeye gidiyor. Yani buradan 8 dolardan petrol fonu alıyor. Sonra fiziki olarak kaçtan aldığı çok önemli değil. 30'dan bile almış olsa, 30 dolardan parasını verse de orada 8 doların çok üstünde bir para ödemiş olmasına rağmen burada 8 dolardan aldığı petrol kar yazdığı için aslında pratikte 8 dolardan malı kapatmış oluyor. İşin özü bu. Bizim konumuz bu değil aslında. Bu işin bu tarafına çok teferruata girmeyelim. Bu çok uzun ve ayrıntılı bir sistem. Uzun vadeli tahviller var. Şimdi piyasanın yanılgısı şu. Petrolde vadeli işlem kontratları sadece bir tane ve tek değildir. Yani sadece bir aylık petrol kontratı satılmaz piyasada. Sadece petrol için değil, bu söylediklerim tamamı diğer emtialar için de geçerli. Bakır için geçerli, başka metaller için geçerli, altın için geçerli, işte gümüş için geçerli. Birçok emtia grubunda pamuktu, soyaydı, şekerdi, bunların hepsi için geçerli. Yani sizin ekranınızda olmaması böyle bir enstrümanın olmadığını göstermez. Mevzu şu, petrolde birkaç tip fon var. Bunların en çok kullanılanları diğer emtialarda da olduğu gibi İki tipi çok kullanılır. Birisi bir aylık vadeli fon, bir aylık kontrat. Birisi de bir yıllık kontrat. Tamam mı?
Şimdi bir aylık kontratta vade farkının bu ay 7 dolarlara, 6,5 dolarlara geldiğini biliyoruz. Onda bir problem yok. Yani o kontratın yukarı 7 dolar gaplaştığını, sonra her gün aradaki 7 doların ya da 6 doların ne kadar kontrat farkı yemişse her geçen gün her güne bölünerek yani 30 ortalama 30 gün diyelim. 30 güne bölünerek her gün 20 pip, 22 pip neyse işte gün başına düşen bu kadar yedirilerek devam ettiğini ve kontrat sonunda da sıfıra geldiğini biliyoruz. Bunu daha önce bahsetmiştik ve konuşmuştuk. Şimdi eksi dolar mı, eksi fiyat nasıl oluyor onu anlatalım. Eksi fiyat şöyle oluyor arkadaşlar. Uzun vadeli kontratlar var. Yani bir yıllık kontrat. Bir yıllık yani 2021'in Mayıs ayında dolacak bir yıl sonra öyle değil mi? Şimdi insan olduğumuza göre 2021'in Mayıs kontratı sizde bir yıllık kontrattır. Örnek olarak söylüyorum. Siz tarihin ne olduğu çok önemli değil. Bir tarihte bir kontrat aldınız. Petrol kontratı bir yıllık. Diyelim ki Şubat ayında kontrat aldınız. Aldığınız kontratın bir yıllık alırken fiyatı bellidir arkadaşlar. Yani kontrat sonunda bunun kaç para olacağı bellidir. Buna bir fiyat koymuştur. Devlet tahvillerinde de, hazine bonolarında da öyledir. Hazine bonolarından basit anlaşılır diye yola çıkarak anlatayım. Hazine sonra bunu petrole uyarlayacağız. Aynı şekilde düzen ve mantık, prensip aynı şekilde çalışır. Diyelim ki Amerika tahvil bonosu alıyorsunuz. Kaç yıllık? 5 yıllık tahvil bonosu alıyorsunuz. Arkadaşlar bir saniyenizi. Bir saniye. Arkadaşlar ses duyuluyor mu? Ses yok diyen arkadaşlar varmış. Ses gelmiyor diyor. Evet, ses gelmiyor diye bir. Ha, düzeldi mi arkadaşlar? Ha, tamam, kusura bakmayın ya. Tamam, evet düzeldi. Kusura bakmayın. Bugün Oğulcan da olmayınca ben bu tür işleri tek başıma götürmeye çalışıyorum. Evet, düzeldi. Şimdi bir problemimiz yok. Tamam. O zaman ben nereye kadar duyuldu, nerede ses gitti onu bilmediğim için baştan anlatayım. Şimdi meselemiz şuydu arkadaşlar. Bu arada not olarak söyleyeyim sizden ricam eğer sesle ilgili ya da görüntüyle ilgili bir problem olursa buradan şeyden yazabilirsiniz. Bu şekilde daha şey oluyor. Şu an iyi bir problem yok. Tamam. Ben baştan toparlayayım o zaman nereye kadar duyuldu bilmiyorum. Mesele bu kontratların eksi fiyat yazması meselesi, petrol fiyatlaması. Dün özellikle işte hemen herkesin ağzındaydı. Hem para veriyorlar hem petrol veriyorlar hem para mı veriyorlar? Hayır öyle değil mevzu. Mevzu şu arkadaşlar. Şimdi benzeterek daha kolay anlatabileceğim için hazine bonoları meselesini açmıştım. Diyelim ki Amerika'da bu ilişki aynıdır. Çünkü Amerika'da hazine bonosu alıyorsunuz. Hazine bonosu şöyle satılır. Diyelim ki 5 yıllık hazine bonosu satacak devlet. Diyor ki arkadaş ben 5 yıl sonra hazine bonosunu vereceğim. 5 yıl sonra bana getirdiğinde bu bononun her bir tanesi kolay anlaşılsın diye böyle anlatıyorum. Her bir tanesine 100 dolar vereceğim ben. Ne zaman? 5 yıl sonra. Tamam mı? Bunu benden şu anda kaça satın alırsın diye ihale yapıyor. Siz diyorsunuz ki dolar cinsinden bono satıyor Amerika. Siz diyorsunuz ki 5 yıl sonra 100 dolar olacak bonoya ben şimdi atıyorum 85 dolar veririm. Birisi diyor ki 87 dolar veririm. Öbürü diyor ki 90 dolar veririm falan filan. İşte
Hani kim nereye isterse, ne kadarlık bunu satmak isterse yukarıdan aşağı satıyor. Biz tek kendi yaptığımız ticareti düşünelim. Örneğin 5 yıl sonra 100 dolar alacağımız bonoya bugün 85 dolar para veriyoruz ve alıyoruz. Tamam, bu bonun değeri fix 100 dolar. Ne zaman? 5 yıl sonra. Şu anki değeri belli değil ama. Yani neye göre mukayese ederek biz buna 85 dolar verdik? Şu anki geçerli olan ortalama vade farkına bizim ne kadar para kazanmayı beklediğimizde, ne kadar süre bekleyeceğimize, ne kadar yıllık getiri sağlar filan bunları ortalama bir değerle hesap edip işte bu kadarı işime gelir. 85 dolara ben alırsam bunu 5 yıl beklerim. 5 yıl sonra da benim param 100 dolar olarak o karşıma elime gelir diyerek ses gitti mi tekrar? Allah Allah. Ses gitti diye yazmış. Ha geliyor. O tamam. O müstakil bir problem herhalde Sema Hanım. Siz değil sanıyorum. Diğer arkadaşlar geliyor diyor. Tamam. Şimdi dediğim gibi devam edelim. 85 dolar yatırdınız ve 5 yıl sonra bunu 100 dolara olarak alacaksınız. Ortalama bugünkü faizimiz ne? %1 olduğunu kabul edelim yıllık. Yani bunları fiyatları ve oranları tamamen şey söylüyorum. Yani afaki söylüyorum, rastgele söylüyorum. Şimdi peki bugün %1 ve 85 dolar bizim işimize geliyor. Bononun tahvilin, hazine tahvilinin fiyatı da sabit. Yani 100 dolar. Bu adam size, bu devlet size 5 sene sonra 100 dolar verecek. Yani 2020'de aldık diyelim ki biz bu tahvili. 2025'te bu tahvilin mutabakat süresi, uzlaşma tarihi o. 2025'e gelmeden önce burada ne gibi bir finansal dalgalanma yaşayabiliriz? Şöyle bir finansal dalgalanma yaşayabiliriz. Varsayalım ki biz 85 dolar verip aldığımız bono, finansal piyasaları bilmiyoruz. Nasıl gelişeceğini de bilmiyoruz. Bugün %1 olan faiz bir sene sonra işte bugünkü gibi bir çalkantı olduğunda mesela bugünlerdeki finansal çalkantının neticesinde herkes faiz indirdi ama bunun tam tersi bir hareket de olabilir. Varsayalım ki öyle oldu ve Amerika'daki uç örnek söylüyorum. Amerika'daki devlet faizi %5'e çıkmak zorunda kaldı. Tamam mı? Aradan da bir sene geçti. Faiz %5'e çıktı. Biz almıştık %1'lik. Hadi biraz da kar edelim dedik. Ortalama işte %1,5'luk şeyle faiz getirisiyle hesap ettik. %1,5'a gelen bir faiz getirisiyle aldık. 4 yıl kaldı. Bir yıl geçti ya 4 yıl kaldı. 4 yıl sonra biz bu nakde ihtiyacımız olduğu varsayalım ya da başka bir proje geliştirdik. Neyse bu tahvili elimizde tutmak istemiyoruz. Ve çıkarmak istiyoruz. Nakite dönmek istiyoruz. Diyoruz ki bu tahvili benden kaça alırsınız? Tahvilin süresi neydi? 2025. Yani 4 yıl var. Bir yıl geçti ya üstünden. 4 yıl kaldı. Peki o an içinde bulunduğunuz faiz ne? %5. Çok kaba hesap yapalım. %5 4 yılda ne yapar? Kaba hesapla %20 yapar. Tahvilin kendisi kaç para 4 yıl sonraki fiyatı? 100 dolar. Düşün %20'sini. Böyle yapılmaz mı? Yani hani kar bile bütünlediğini hesap ederseniz bugünkü fiyatı 80 dolar. Şimdi bonoda işler böyle ilerler. Bu petrol tahvilinde eksi görmesinin sebebi de bu. Tam olan şeyi anlatayım. Aynı mantıkla devam ediyor. Adam almış 2 ay önce 1 yıllık petrol tahvilini. 2 ay önce almış diyelim ki, tamam mı? Bu konuşulan genelde Mayıs kontratlarıydı ama orada atlanan bir şey var. Mayıs kontratı derken sanki şey gibi algılanıyor. Bunu söyleyen birçok kişi de ekonomist diye çıkıp da yorumladı. Maalesef bu çok ciddi bir hata. Yani işte şey petrol alıyorsun üstüne para alıyorsun falan gibi asla öyle bir mevzu yok yani. Asla öyle bir durum yok. Bunu bir ekonomistin söylemesi çok büyük bir ayıp. Yani bunu bilmemek ayıp değil. Lütfen kimse üstüne alınmasın. Ama ekonomist diye geçinen birisinin bunu böyle söylemesi çok ayıp.
Hatta birisinde de bir Twitter yazısında bir arkadaş paylaşmış, oradan gördüm. Bir Twitter'da da şunu söylüyordu tweet'te. Tam yanlış söylemeyeyim şimdi, aşağı yukarı ne diyordu? Petrol tahvillerinde elinde tahvilin son günü, tahvil kimde, kimin elinde patlarsa demeye getiriyor. Tahvilin son günü, o tahvil kimin elindeyse fiziki olarak almak zorundasınız diyor. Bunu bir ekonomist söylüyor, tamam mı? Yani siz şaşırıyor musunuz bilmiyorum ama ben bunu bir ekonomistin ağzından duyunca şaşırıyorum. Bu gerçekten inanılacak bir şey değil. Diyor ki petrol tahvilinde son gün tahvil kimdeyse bu adam bunu fiziki almak zorunda. Peki ne yapacak? Fiziki alacak ve depolayacak. Peki bunun eksiye düşmesiyle ilgili sebep ne? Devam ediyor, şöyle söylüyor. Diyelim ki bu tahvil elinde tahvili olan büyük şirketler depolayacak stok yeri olmadığı için bu tahvili elinden çıkarmaya çalışıyor. Tamam, herkes bu tahvili elinden çıkarmaya çalışınca fiyat düşer, değil mi? Yani doğal olarak fiyat düşer. Ya iyi de arkadaş, fiyat düşer de eksiye niye düşer bu tahvilin fiyatı? Yani mevzu böyleyse depolayacak yeri yok çünkü. Olmasın yani, depolayacak yeri olmasın, yırtar atarsın tahvili, kimseye de para vermezsin mesela. Yani çok basit bir çözüm değil mi sizce? Yani hani çok basit bir Aristo mantığıyla yürütülen şeyi, mantığı bir ekonomist nasıl yürütemez? Yani bunu bilmeden böyle nasıl söylerler anlamıyorum. Bir de üstelik petrol tahvilini alan kişi illa da bir başka yanlış daha var. Yani aslında cümle baştan sona bütün mantığıyla yanlış, kurallarıyla yanlış, her şeyiyle yanlış. Yani petrol tahvilini bir tek büyük şirket mi alır? Yani altında onsta biz işlem yapmıyoruz mu? Altın ons işlemini bir tek kuyumcu mu yapıyor? Biz de yapıyoruz. Yani defalarca altın işlemi yapıyor herkes. Evinizden oturduğunuz yerden tuşa bastığınız zaman altın alıp satmıyor musunuz? Satıyorsunuz. Yani niye şirkete bağlıyorsunuz? Benim evimde devlet, pardon, devlet tahvili değil, petrol tahvili varsa, mevzu petrol üstünden konuşuyoruz ya, petrol tahvili varsa ve bugün de kontratın son günü ise ne yapacağım ben? Ya Amerika'ya, Texas'a gidip oradan varillere petrol doldurup eve mi getireceğim ya? Böyle bir şey düşünülebilir mi ya? Yani hani en kibar tabirle söyleyeyim, bu çok cahilce söylenen bir şey. Mevzu aslında şu, yarım kalan şeyi tamamlayalım. Mevzu şu, 2 ay önce diyelim ki adam kontrat almış. Ne kadarlık? 12 aylık kontrat. Yani 1 yıllık kontrat almış. 2 ay geçmiş üstünden, kontratın 10 ayı kalmış. 2 ay önce aldığında hepimiz biliyoruz ki petrolde CFD kontrat farkı, yani vade farkı dediğimiz fark, bir ay içerisinde 50 santti aşağı yukarı. 50 sant, 60 sant. Şimdi bu adam 12 aylık kontratı ortalama 50 santlik aylık vade farkıyla aldı, tamam mı? 12 aylık kontratı, 1 yıllık kontratı. Üstünden 2 ay geçti. İşte şimdi örnek olsun diye söylüyorum. Kontratı aldığında kontrat 60 dolardı arkadaşlar. Yani kontratın değeri 60 dolar. Öyle kabul edelim. Ya da 50 dolar, neyse. 2 ay önceki ortalama fiyat neyse ona göre vade farkını hesap edin. Ortalama fiyat, 2 ay önceki ortalama, ben rakamları da usulüne göre söyleyelim. Ortalama fiyat diyelim ki 2 ay önce 55 dolardı. Her ay 50 sent kontrat farkı olacağı için vade farkı 12 çarpı 50 ne olacak burası da? 6 dolar da buradan gelir. Kontrat fiyatı 61 dolar. Yani vade sonunda 61 dolarlık bir kontrat aldı bu insan. Petrol kontratı aldı 1 yıllık. Ne zaman? 2 ay önce. 2 ay geçti ve adam dün bozdurmaya kalktı bu kontratı. Bozdursa da bozdurmasa da bunun bir tabela değerinin açıklanması lazım. Yani bozdurur ya da bozdurmaz, önemli değil. Yani biz alırsınız ya da almazsınız ama ekranı açtığınızda bir fiyat görüyorsunuz ekranda, değil mi? Onun gibi bir tabela değeri açıklanıyor. Şimdi hesap edelim. 61 dolar, 10 ay süresi var. Peki vade farkı ne oldu? Hani bu devlet tahvilinde hesaplamıştık ya, velev ki dedik %5 olsun. İşte tam o gerçekleşti. Vade farkı 7 dolar oldu. Bu ayki vade farkı 7 dolar oldu. Şimdi bu ayki vade farkı 7 dolar, önümüzdeki ayki vade farkı ne olduğu belli değil ama yani aylık vade farkı belli değil.
Ama siz bu kontratı bozdurmaya kalktığınız zaman bilinen vade farkı üstünden işlem yapın. Yani aylık 7 dolar adam size vade farkı işletir. Tamam mı? Ne kadar süreniz kaldı? 10 ayınız kaldı. 10 ay içerisinde ne kadar vade farkı yersiniz? 70 dolar vade farkı yersiniz aylık 7 dolarda. Kontratın kendisi şeyi neydi? 61 dolardı. Değil mi? Biraz önce hesapladık ya 55 artı işte 12 aylık vade farkı 50 sentten 61 dolar. Ne kadar vade farkı yiyorsunuz? 70 dolar. 61 dolardan çıkartın. Vade farkını düştüğünüz zaman eksi 9 dolar. Şimdi biraz önce ben söyledim ya hani elinizde bir kontrat var hem petrol alıyorsunuz. Petrolü almak zorundasınız. Bir de üstte para veriyorsunuz falan gibi. Yani bu adam bu kontratı yırtar atar diyor. Burada yırtıp atamazsınız. Niye yırtıp atamazsınız? Zaten aslında düzen öyle devam etmiyor. Yani elektronik sistem üstünden yaptığınız zaman bu kontratı olan adamın içeride teminatı var. Yani altın kontratı var, petrol kontratı var, işte bakır kontratı var, başka kontratları var. Ya da yani belki de sadece bu var, başka hiçbir kontratı yok. Neyse çok önemli değil ama içeride bir teminatı var. Eğer bu işlemi bu şekilde kapatmazsa işleme devam etmek zorunda. Birinci alternatif bu. Eğer teminat limitleri, margin call getirmiyorsa bu şekilde hareket etmesinin bir sakıncası yok. Yani devam etmesinin bir sakıncası yok. Ama pozisyonu kapatmak istiyorsa adam eksi 9 dolardan bu kontratı satmak zorunda. Eksi 9 dolardan satmak zorunda. Başka türlü pozisyon kapatamaz. Yani siz Forex'te nasıl açtığınız işlemi ne olursa olsun kapatmak zorundasınız. Yani en nihayetinde kar realize ederken ya da zarar realize ederken kapatmak zorundaysanız burada da mevzu böyledir. Yani pozisyonu bir şekilde bir gün olacak kapatacaksınız. Bugün eğer o gün bugünse bugünkü şeyi eksi 9 dolar. Bunun başka bir izahı yok. Yani mevzu bu eksiden. Peki o eksi 20 ile eksi 30'lu rakamlar nasıl çıktı? Bu kontratın süresi uzunsa ne kadar daha uzun kontrat hesap ediyorsanız o kadar uzun vade farkı yersiniz ve ona göre neticede bir eksi hesapla karşılaşırsınız. Eksi fiyatla karşılaşırsınız. Ama şunu söyleyeyim. Burada ne bir aylık kontratta petrol kontratı için ne bir aylık kontratta yani o CFD kontrat dediğimiz kontratta ne de bir yıllık kontratta ne de bizim ekranda yaptığımız işlemde spot fiyat üstünden yaptığımız işlemde hiçbir benzerlik yoktu. Aradaki tek ortak nokta hepsinin içinde petrol kelimesinin geçmesidir arkadaşlar. Yani bunlar tamamen birbirinden bağımsız. Birisi elma, birisi armut gibi bir şey. Yani evet hepsi finansal araç ama birisinin vade farkı var, üstünde bir opsiyon süresi var, uzlaşma fiyatı var, ters repo dediğimiz gibi bir işlem var. Yani önce süre belli, önce vade farkını yiyorsun, sonra nakde dönmek istiyorsan bunun içinden kesiliyor falan. Yani her birinin sistemi ayrı, her birinin usulü ayrı. Bu yani bu fiyat eksi 38 dolar ve spot fiyat eksiye gider. Ya spot fiyat eksiye gider diyen bir adam zaten bu işi bilmiyor demektir. Teknik olarak yani işin sistematiği olarak spotun eksiye de gitmesi, sıfıra da gitmesi mümkün değil. Spotun görebileceği en küçük rakam, hani görür diye söylemiyorum. Lütfen zaten petrol panik yaratmaya hazır vaziyette devam ediyor. Görecek diye, görür diye söylemiyorum. Petrolün teknik olarak görüp görebileceği en küçük rakam 0,01'dir. Bunun altında bir rakam göremez petrol. Zaten bunu da göremez aslında. Onun da başka sebepleri var da. Yani fiyat sağlayıcı buna izin vermez. İşte bilmem ne bilmem ne. Niye izin vermez? Yani 0,01'den kim petrol satar? Hani bırakın kuyudakiler bedavaya petrol satar mı satmaz mı? Ben onunla ilgilenmiyorum ki. Benim yaptığım iş onunla ilgili değil zaten aslında o kadar. Bu bir finansal yatırım aracı ve bu finansal yatırım aracını nasıl kâra, zarara nasıl çevriliyorsa şimdi sizin bir fiyat sağlayıcı olsanız 0,01'den petrol satar mısınız? Satmazsınız yani. Satmamalısınız da en azından. Hani o manada orası da olamaz ama teknik olarak neresi olamaz diyorsanız 0,01'in altı olamaz. Sıfır da olamaz. Eksi zaten hiç olmaz.
eksi fiyat ancak kontratta olur. Şimdiye kadar karşılaşılmadığı için, şimdiye kadar insanlar bunu bilmediği için bu gündemde olmadı. Devlet tahvillerinde zaman zaman bu görülebilir. Kontrat süresi uzun olduğu zaman ve vadi farkları çok yükseldiği zaman bu eksi fiyatlar görülmüştür de daha önce. Ama petrolde benim bildiğim kadarıyla en son 98 yılında 98 yılında görülmüş galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim. En son 98 yılında böyle bir uçuk kaçık aylık vade farkı çıkmış. Bu mevzunun özü aslında çıkan vade farkının bir önceki aya göre, hani bir önceki aya göre kontrat fiyatı ve kontrat faizi belirleniyor ama bir sonraki ay aradaki vade farkı çok açılıyor. Çok uçuk bir yere gidiyor. O sebeple de kontrat fiyatı eksiye dönüyor. Mevzu bu. Yani geçen ay 50 centti, bu ay 7 dolar. Mevzunun özü bu. Kontratı da uzun süreli bir kontrat almışsanız geri dönerek ters repo gibi geri dönerek işlem yapıldığında sizin elinize eksi 38 dolar veriyorlar. Dün öyleydi, eksi 38 dediler. Yani daha doğrusu siz kontratı iade ediyorsunuz, üstüne de para veriyorsunuz. İşin özü bu. Bu yani belki yaşı yeten arkadaşlar hatırlar. Bu şu anda bildiğim kadarıyla yasak. Bankalarda önceden şöyle bir şey vardı. Bu aynı şey, buna yakın diyelim daha doğrusu. Bankalarda da olurdu. Mesela mevduat yatıracaksınız. Bir sene TL mevduat gidiyordunuz önceden. Bu şöyle değil, milattan önceki yıllara ait arkadaşlar. Bizim yaşımızda olan arkadaşlar hatırlar. Bankaya mevduat yatırmaya gidiyorsunuz. Bir yıllık faiz diyelim ki ne veriyor banka size? %10 veriyor. Bir yıllık. Rakamı atıyorum şimdi. 100 bin liranız var. Bir yıl sonra %10 faiz alacaksınız. 110 bin lira para alacaksınız. Neticede bir sözleşme yapıyorsunuz karşılığında, değil mi? Bir iş anlaşması yapıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki ben bu parayı sana bir yıl emanet edeyim. Sen de bana bir yıl sonra 10 bin lira faiz ver. Banka da bana tamam diyor. Ya da banka bunu teklif ediyor. Siz kabul ediyorsunuz. Neyse. Böyle bir anlaşma yapılıyor. Bir yıllığına siz parayı yatırıyorsunuz. Bankada bunu sizden aldığını, diyelim ki %10 faizle aldığını yıllık, %15 faizle, rakam yuvarlak olsun diye söyledim. %15'te kredi kullandırtıyor, satıyor. Şimdi şöyle şeyler olmuyor mu? Olabiliyor. Mesela yatırdığınız parayı 15 gün sonra işte çok acil bir ihtiyacınız doğdu. Çok cazip bir yatırım şekli gördünüz. Çok ucuza bir ev gördünüz. Çok ucuza bir araba gördünüz. Bunu almak istediniz ve vadedeki paranızı bozmak istediniz. Gidiyordunuz bankaya. Diyorsunuz ki ben bir ay önce sana 100 bin lira verdim ya. Evet. Bu parayı geri istiyorum. Niye? İşte şöyle bir şeyim çıktı. Niye diye sorma şansı yok zaten de. Şöyle bir ihtiyacım doğdu. Tamam peki. O zaman banka size diyordu ki önceden. Şimdi böyle değil, tekrar söylüyorum. Banka size diyordu ki bakın sizden aldığımız bu para sebebiyle biz iş planımızı buna göre yaptık. Ona göre insanlara kredi kullandırdık. Ona göre bizim bir işletme giderimiz var, personel giderimiz var, işte kiramız var, var da var. Tamam. Biz size bu parayı verelim ama bu parayı verirken bunun üstüne bazı maliyetler eklememiz lazım. Falan filan derken işi uzatmayalım. Size diyor ki vadenize ne kadar kaldı? 11 ayım kaldı benim, değil mi? Bir ay geçmiş ya. Ben bunu yıllık %15'ten veriyorum arkadaş. Benim maliyetim bu diyor. Bir ayı geçtiği için atıyorum işte kabaca %13,5 vade farkı keserim içinden diyor. 100 bin liranın içinden 110 bin liraya gel sizin bir sene sonraki paranız. Yani 100 bin lira artı 10 bin lira. 110 bin liranın içinden 13,5, 13.500 lira kesiyor. Sizin elinize 96.500 lira para veriyor. Ne yatırdınız? 100 bin lira. Ne kadar geçti? Bir ay. Bir ay geçmesine rağmen ne aldınız? 96.500 lira. Yani 3.500 lira daha düşük. Bunlar yaşandı bu memlekette. Yani bu tür olaylar oluyordu. Sonra bankacılık denetleme kurumu zamanında herhalde ilk kurulduğu zamanlar, tam orası. Yanlış olmasın tam hatırlamıyorum. Bir yasa çıkartıldı. Dendi ki yani bir bankanın yapabileceği müşterisine en kötü teklif şu olabilir. Vade bozmaya kalktığı zaman hani
Yani en kötüsü şey, basit mantıkla anlatıyorum. 100 bin lira verdiyse 100 bin lira alır arkadaş. Siz bunun parasını kesemezsiniz. İlave bir masraf çıkartamazsınız. Ekstra bir şey yapamazsınız. Ha, bir ay kalmış olur, 2 ay kalmış olur. Falan. Neyse şimdi zaten kısmi kredi kullandırtılıyor. O yatırdığınız para size teminat olarak kabul ediliyor. Ve kısmi şey kullandırtılıyor, kredi kullandırtılıyor. Bu şekilde devam ediliyor. İşte mevzunun özü bu arkadaşlar. Dünkü bu eksi faiz hikayesi, bu eksi faiz hikayesinin kaynağı budur. İçeriği de budur. Bu asla böyle bir şey değildir. İşte hem para ver, hem petrol ver falan gibi böyle bir şey yok. Yani son olarak bu konuda şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bunun hani bu mevzuyu kimse böyle bir zorunluluk olarak bilmek zorunda değil. Finans sektörünün içinde olan insanlar tabii bu tür ayrıntıları ne kadar detayı bilirlerse o kadar fayda olur. Çünkü yani mantalite ve mantık yürütmeniz daha kolay olur. Birçok yerde mekanizmayı daha doğru çalıştırabilirsiniz. Neyin size nerede ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Bu tür şeylere gözünüz kulağınız açık olmasında fayda var ama ben bu işin tahsilini yaptım, ben bu işin eğitimini aldım, ben ekonomistim diye piyasaya çıkan adamın kontratın son gününde fiziki petrol almak zorundasınız. Bunu da beceremiyorsanız üstte para vermek durumunda bile kalabilirsiniz arkadaş falan gibi yorumlaması ya da işte öbür türlü bir şey hikaye yani bu son derece inanılmaz cahilce bir şey. İnanılmaz cahilce bir şey. Ben belki bu mevzuyu hani gruptakine ayrıca saymıyorum. Orada toplu kısaca bir yazı yazdım bugünkü webinarda konuşuruz falan diye ama yani herhalde ben 30 kişiye falan anlattım bu mevzuyu. İşte eksi fiyat, eksi fiyat, eksi fiyat. Bu eksi fiyat nedir? Eksi fiyat olur mu? Hayır. Ya petrolde fiyat mı istiyorsunuz? Buyurun bakın işte petroldeki fiyat. Açın bakın işte ekranda yazıyor değil mi? Yani ne diyor? 8.11 diyor, 8.21 diyor. Alırsanız 8.21'den alırsınız, satarsanız 8.11'den satarsınız. Ticarete açık. Burada bir sıkıntı yok. Yani eğer nakit nakite fiyat arıyorsunuz işte bu mevzu bu. Spot fiyat bu. Yani spotla vadelinin birbirinden çok ciddi farkları vardır. Buradaki en büyük aslında sıkıntı şuydu. Dediğim gibi çok uzun zaman yani özellikle birkaç yıldır finans piyasasının içinde olan arkadaşlar petrolde ya da diğer işlemlerde çalışan arkadaşlar yani bu tür büyük vade farklarıyla karşılaşmadıkları için onlar işte bir kurumda açıyordunuz. Diyelim ki bizde 8.20 gösteriyor şimdi. X kurumunu açıyorsunuz 8.30 gösteriyor. Bir başka kuruma açıyorsunuz 8.15 gösteriyor falan böyle 5 piplik, 10 piplik, 20 piplik filan farklar. Ha, bunlar yani ihmal edilebilir hatalarmış gibi geliyordu. Bunlar hata değil. Hata değil. Her kurum bir başka fiyat sağlayıcıyla çalışıyor olabilir ve o fiyat sağlayıcıdan çalıştığı şey pozisyonu farklı olabilir. Yani kontrat sizin açtığınız işlemi o daha karmaşık bir hikaye. Onu anlatmaya gerek yok burada. Daha profesyonelliğe doğru giden bir şey yani bu şeyin mekanizması içerisinde. Siz Tikmil'de işlem açıyorsanız Tikmil bu pozisyonu iki şekilde size verebilir. Ya doğrudan fiyat sağlayıcıdan fiyat alarak aynı pozisyonun üstüne kar koyar size verir. Bu birinci şey. Ya da daha cazip bir kontrat buluyorsa kendini kontrata göre hedgeler. Yani vadeli kontratla hedgeler. Onun kendi hesabını kendisi yapar, riski alır. Bir başkasıyla kısa vadeli pozisyon alır, uzun vadeli pozisyon alır falan. Bu onların kendi içindeki iş. Ama dediğim gibi petrolle ilgili alış satış şekli sadece bir yöntem değildir. Ya da o da bu spot fiyat üstünden değildir. Kontrat şekliyle de alıp satılabilir ve üstelik kontratın da birkaç şekli vardır. İşte hani hazine bonolarında vardır ya A grubu, B grubu, C grubu diye isimlendirilir, ayrıştırılır diyelim daha doğrusu. Burada da böyle bir şey var. Yani
Bir aylık kontrat kendi içinde çok farklı hesap edilir ve çok farklı bir yöntemle fiyatlanır. Bir senelik kontrat çok farklı bir yöntemle fiyatlanır. Benim bildiğim kadarıyla petrolde çok emin değilim. Ben çok böyle vadeli kontratlarla ilgili çok fazla çalışmadım. Daha çok böyle bu spot fiyatları, spot piyasayla ilgili çalışmayı tercih ettik şimdiye kadar. Tabii hiç böyle bir fiyat görmemiştik. Biz de alışık değiliz buna ama petrolde sanıyorum en uzun kontrat 2 yıllık olsa gerek. Bu -38 denen fiyatta, dün bahsedilen fiyatta, bu 2 yıllık kontratın nakde dönülmesiyle ilgili bir fiyattı. Yanlış bilmiyorsam, yani yanlış yorumlamıyorsam daha doğrusu. Çünkü anca öyle bir karşılık gelebiliyordu. O 2 yıllık kontratında işte belki yılbaşı kontratıydı. Üstünden 4 ay geçmiş. İşte 18-20 ay kalmış falan gibi bir şey olabilir. Yani çok da emin değilim ama mevzunun özü budur arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Bu arada tekrar söyleyeyim, şimdiden söyleyelim hatta. Bununla ilgili ya da diğer konularla ilgili sorularınız varsa şimdiden sorabilirsiniz arkadaşlar. Soru sormayı son dakikaya sıkıştırmış olmayalım. Şimdiden ben hatırlatayım. Yani genel olarak şunu tabii inkar etmeyeyim. Bugünlerin kahramanı petrol. Petrol şu ana kadar hiç görünmeyen bir fiyatla fiyatlanıyor. Hepimiz hayretle izliyoruz. Yani ben bu kadar zamandır Forex'ten önce borsada, finansal piyasalarda işlem yapıyor olmama rağmen hiç böyle bir fiyatla karşılaşmadık. Zaten yani geçenlerde bakmıştık haftalık grafikte, aylıkta. Yani bakalım hatta şimdi böyle. En son ne zaman bu fiyatla gerçek şey yaptık? Yani şey 2016'da eskiyi göstermiyor. Neyse. Yani tahmin ediyorum herhalde 86-85'lerde falan fiyatları gördüm. Görmüştü yani, öyle aklımda öyle kalmış. Grafikte görebilirsiniz zaten, grafik geçmişinde ama o zaman tabii bir başka dünya vardı. Yani o günlerde görmesi belki normaldi. Zaten bu fiyatlardan seyrediyormuş. Yani 8 dolar, 9 dolar, 10 dolar. Şimdi bahsettiğimiz 80'li yıllarsa bundan 35-40 yıl önceki mevzudan bahsediyoruz. Bu kadar 40 yıllık enflasyonu geri gidin. İşte %1 enflasyon geri gitseniz, ki arada enflasyonun Amerika'da bile çok açık olduğu dönemler yaşanmış. Hani %1 bile olsa işte %40 yapar. Geri döndüğünüz zaman işte %100 yapar. Şimdiki 16-20 dolarlara falan tekabül eder ama yani o dönemde dünya nüfusu ne şimdiki gibiydi, ne sanayileşme bu kadar yüksekti, ne de ortada bir uzak doğu üretkenliği diye bir şey vardı. Bunların hiçbirisi yoktu. Petrol ihtiyacı bu kadar yüksek değildi. Yanlış hatırlamıyorsam 95'ten sonra zaten 97-98 gibi falan işte uzak doğuda, 98 galiba, uzak doğudaki sanayileşmenin, yani Çin diye bir devletin varlığı hatırlandı. Çin üretim yapmaya başladı. Dikkatleri üzerine çekmeye başladığında o dönemlerin başında bile yani yine rakamı yanlış hatırlıyor olmayayım, 50 milyon varil değildi, yani 40 milyon varil civarında falan tahmin ediyorum petrol üretiliyordu dünya üstünde. O kadar da tüketiliyordu aşağı yukarı. Şimdi 100 milyon varil petrol üretiliyor. Aşağı yukarı o kadar da tüketiliyor. Mevzu niye buralara geldi? O kadar tüketilmiyor artık. Herhalde. Onun için buralara geldi mevzu. Çünkü işte hepimizin bildiği gibi 30 milyon varillik bir talep kaybı var petrolde. Tüketim daralması var yani. Yani evet, çok ciddi seviyelere geldik. Bunu bir arkadaş da sorduğu için konudan devam ediyorum. Her gün aynı şeyi konuşuyor olmak istemem de. Sırayla yanıtlayalım o zaman. Bir
O soruyu da şey yapayım. 5 doları görebilir mi demiş. E zaten yani 5 doları görmediyse de direkten döndü. Sabah 6.70 gördü. Yani görebilir mi? Şimdi açıkçası petrol konusunda bugünlerde tahminde bulunmak böyle çok şey oldu. Fanteziye kaçar oldu. Bana göre görmemesi lazım. Yani ama şimdi bana göre 25'i de görmemesi lazım. Bakın itiraf edeyim yani. Hani mesele burada yanılmak değil, yanıldığınızı anlayıp doğru pozisyona geçebilmek belki. Şimdi 5'i görmemesi lazım bence. Şu sabahki şu hareket, yani öğlen civarıydı bu hareket. İşte 6.70'i gördükten sonra böyle 2 dolarlık bir sonra neredeyse 10 dolarları zorlayan 2,5 doların üstünde bir tepki görmesi. Ondan sonra böyle bir işte çok ciddi bir düşüş iştahı olmaması ya da biz mi iyimser düşünüyoruz bilmiyorum ama bana biraz daha öyle geldi. Eskiden çok iştahla düşmek istediği zaman çok iştahla düşüyordu. Mesela sabahki hareketi de hatırlıyorsunuz. Arada düzeltmeler yapıyor olması şu bölgeyi eğer 7.65-7.70 bölgesini aşağı doğru zorlamazsa petrol buradan çok güzel bir düzeltme hareketinde yaptıktan sonra diyelim bir dönüş ya da en azından bu dip çalışmasından bir dönüş yapabilir. Onun için tabii bu 7.65-7.70 seviyesinin aşağı zorlanmaması ve hatta geçilmemesi lazım. Petrol döndü diyebilmek için yalnız şunu da söylemek lazım. Bu son düşüşün kendini kurtarıp şu bölgelerden tekrar kendine bir hayat bulması lazım. Yani işte bu da ekranın sağ tarafından da şu anda şeyde kontrol panelinden dolayı kapalı ama bakalım kaça geliyormuş. Evet 13 civarına falan geliyor. Bu bölgenin üstüne attığını gördükten sonra petrol kendini kurtardı diyebiliriz. Yani şimdi böyle söyleyince de ben olsam şöyle söylerim. Katılımcılar arasında yani şimdi 8 doları görmüş, hatta 6 doları görmüş petrol. 13 doları geçince buna ben de dedim dönüyor petrol diye. Diyebilen varsa buyursun söylesin tabii ama 20'yi gördükten sonra 28'i 3 sefer gördüm. Bunu da biliyorsunuz. Yani hani onunla bu bir değil, bu aradaki fark. Bunu söylemeye çalışıyorum. Buradan sonra petrol şu tepenin üstüne çıkarsa ondan sonra oluşabilecek bir düzeltmeyle böyle aşağıya gelebilir ama yukarıda başka bir görüntü çıkar o zaman. O tepenin üzerine çıkarsa yükselme doğrultusunda ilk olgun sinyalini vermiş denilebilir. Bunu böyle yani düşünüyorum ben. Yavaş yavaş diğer sorulara da geçelim. Mehmet Bey şunu sormuş. Evet ben de bana bir arkadaş daha atmıştı bunu. Tikmil'den gelen mesaja göre VTI 1'e 100'den 1'e 20 marjine geçecekmiş. Yani bu hafta Cuma gününden itibaren önce açılan işlemlerde de geçerli olacak mıdır? Evet geçerli olacak benim gibi. Sonra konuştuk. Ya buradaki mevzu şu şey daha çok Şeyseller ofisiyle çalışan arkadaşlar için bu şey olabilir. Şeysellerde biliyorsunuz şey daha yüksek. Kaldıraç daha yüksek. Tekin'in Şeyseller ofisinde. UK'de yani Avrupa dahil olan ülkelerde işte şeyde para çiftlerinde 1'e 20 pardon para çiftlerinde 1'e 30 emtialarda da genel olarak 1'e 20 kaldıraç kullanılıyor. Zaten UK'de çalışan arkadaşlar bu kaldıraç üstünden işlem yapıyorlar. Şu ana kadar öyle yaptılar. Ama Şeyseller üstünden çalışıp da marjı sınırlarda olan arkadaşlar varsa 1'e 20'ye göre hesap etsinler. Ona göre pozisyon alsınlar. Yoksa pazartesi yani bu şöyle olacak. Takvimini de ben tekrar hatırlatmış olayım. Cuma gününe kadar kapanışa kadar bir problem yok. Cuma günü kapandıktan sonra bu kaldıraç oranları dengelenecek, ayarlanacak. Ve pazartesi günü açılışta yeni kaldıraca göre açılmış olacak. Bilginiz olsun. Kaldıracınız 1'e 20'ye düştükten sonra marjınız kurtarmıyorsa
işlemleriniz kapatılabilir. Bu konuda dikkatli olun, hesaplamanızı iyi yapın. Bir alternatif yol olarak ben şunu söyleyeyim, çok küçük etkiler ama fayda faydadır. Zaten limitlerdeyiz falan diyorsanız bu şekilde yapılabilir. Örnek olsun diye söylüyorum. Yukarıdan açılmış işleminiz varsa mesela, bende var örneğin. 50'de bir işlem açmışsınız. Tikmin'in notuna göre 1000 not işlem açmışsınız. Tamam mı? 50'de açtığınız işlemin teminatı 50 üstünden kesilir. Petrol buraya 8-11'e de düşse, düştü ki işte neticede şu anda öyle. 8 dolar üstünden yapalım. 8 dolara da düşse sizin teminatınız 50 dolar üstünden bağlı tutulur. Yani 1000 not açtıysanız 50 bin dolarlık işlem yapmışsınızdır. Teminatınız 1'e 20 ise zaten mevzu yok, eskiden beri geliyor da teminatınız ama şimdi 1'e 20'ye göre hesaplanacağı zaman 50'den açtığınız işlem 50 bin dolarlık işlemse 20'ye böldüğünüz zaman ne olur? 2500 dolar firma sizden teminat keser pazartesiden itibaren. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Yani zararı kabullenmek kötüdür, açık işlem devam etsin demek işin biraz psikolojik kısmıdır belki ama bakın 1000 not 50 bin dolar üstünden 50 dolar üstünden teminatlandırılmış ve 2500 dolar neticede hani şeyde %50 ya teminat bağlı teminat üstünden stopout miktarınız çalışıyor ya burada teminat miktarınızı düşürürseniz fayda olur mu bunun açıklamasını izah ediyorum. 1000 notluk 50 dolardan açılan işleminizi kapatırsınız. Aynı miktarda bu seviyeden işlem açarsınız. 50 bin dolarda 2500 dolar teminat kesintiniz olacakken buradan açtığınız zaman 8 bin dolarlık işlem açmış olursunuz. Bu petrol 8 dolardayken 8 bin dolarlık işlem açmış olursunuz. 20'ye böldüğünüz zaman 400 dolar teminata düşersiniz. Yani aynı işlem, ikisi de 1000 notluk işlem. Buradan açarsanız 400 dolar teminat bağlar. 50 dolar da açılmış işlemi taşıyorsanız 2500 dolar bağlı teminatınız oluşuyor orada. Bunlara dikkat edin. Şu anki fiyat üstünden sakın ha öyle hesaplamayın. Şu anki fiyat üstünden benim kaç not işlemim var? İşte 10 bin not işlemim var atıyorum. Petrol kaç para? 8 dolar. Ne kadarlık teminat bağlar bu? Şu kadar. Öyle olmaz. Bu işlem öyle hesaplanmaz. Hangisini hangi fiyattan açtıysanız o fiyat üstünden hesap edeceksiniz. Teminat sabittir. Değişken olan varlıktır. Onu unutmayın. Teminat sabittir arkadaşlar. Hangi fiyattan açtıysanız siz o işlemi kapatıncaya kadar sistem kaldıracınıza göre sizden o teminatı bağlı tutar. Kaldıraç oranınız değişirse de yeni kaldıraç oranına göre teminat miktarınız değişir. Bunu böylece bilin. Şu anki fiyat üstünden teminat hesaplarsanız yanlış hesaplamış olursunuz. Yanlış yaparsanız buna dikkat edin. Bir diğer soruya geçeyim. $140 dolara çıkmıştı diyor Hakan Bey petrol bugünlerde. Evet doğru $140 dolara çıkmıştı ama ya o günlerde de işte petrol yoktu. USD Kanada doları petrolün dip yaptığı bu günlerde neden fiyat artışı yapan bir parite oldu? Nasıl fiyat artışı? Yanlış yorumluyorsunuz bence. Petrol dip yaptığında Kanada doları değer kaybeder. Yani petrol değer kaybettikçe Kanada doları da değer kaybeder. Burada paritenin sağ bacağı Kanada doları olduğuna göre bugünlerde de değer kaybediyor. Yani ben mi yanlış anlıyorum söylediklerinizi? Günlük grafiğe bak, yani burada bir düşmüş müşmüş falan gibi bir şey düşünmek başka bir şey. Ama bakın çok ciddi bir şey yapmış Kanada doları yani. Oldukça ciddi yerlerde 1.42 seviyesinde. Kanada dolarının ağırlıkta gezdiği bölge 1.35-1.30 bölgesidir mesela. Petrol düştüğü için bu kadar değer kaybetmiş. Bu grafiğin çıkması Kanada dolarının değer kaybetmesi manasına gelir. Çünkü Kanada doları paritenin sağ bacağı. Dolar değer kazanıyor, Kanada doları değer kaybediyor manasındadır burada. Bu parite iki şekilde fiyatlanır.
Daha doğrusu iki ana fiyat etkisi vardır paritenin üstünde. Kanada dolarının üstünde. Başka paritelerde de başka etkenler vardır ama bunun için konuşuyorsak iki ana etken vardır. Birincisi evet her paritede olduğu gibi içinde dolar olan her paritede olduğu gibi dolar endeksinin etkisi. Dolar endeksi zaten güçleniyor bugünlerde. Bunu euro dolardan ve sterlin dolardan zaten biliyoruz. Dolar endeksiyle zaten bu grafik paritenin sol bacağı dolar olduğuna göre bu grafik yukarı yönlü bir hareket edecekti ve etti. Üstüne üstlük petrol de düştüğü için Kanada doları ilave bir satış baskısı yönünde, düşüş yönünde eğilim gösterdiği için tekrar ilave yukarı hareketler. Yani her ikisi de grafiğin yükselmesi yönünde. Burada bir aksaklık ya da bir aksilik yok. Umarım sorunuzu yanlış anlamamışımdır. Yani her şey aslında şeye uygun gidiyor, görüntüye uygun gidiyor. Kanada dolar açısından. Bizim zaten petrol kaldırıcımız 1.10 diyor. Siz öyle tercih ettiyseniz onu bilmiyorum ama şu anda yerli firma mı o zaman? Yerli firma olabilir, evet. Yerli firmalarda zaten 1.10, doğru, haklısınız. Ama Avrupa firmalarında da 1.20 zaten emtia kaldıraçları. Altınla ilgili yorum alabilir miyiz, bilir miyiz demiş Enis Bey. Yani altınla ilgili ben geçenlerde bir video mu attım, grafik mi attım? Çok hatırlamıyorum açıkçası. Altında hemen bir yorum yapalım. Şöyle miydi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir şey vardı. Forex grubunu da atmış. Dün bunu yanlış yapıyor olabilirim. O kadar çok karıştı ki neyi nerede yaptığımız birbirine. Kabaca şöyle çizeyim. Çok vakit almasın. Şu şekilde göstermiş olalım. Böyle bir trendi altın aşağı yönünü kırdı. Net olarak kırdı. Yani etkili ve güzel gösterilmiş bir trend üstelik. Birkaç noktadan, çokça noktadan hatta şurada çok uzun bir süre. Burada yine seri mumlarla. Burada çok uzun süre, çok uzun sayıda teması oldu. Bu trend kendini onaylamış bir trend yani dolayısıyla. Bu trend aşağı yönlü kırıldı. Geçen gün sanıyorum Facebook grubunda yaptığım bir şeydi. Bir de burada şöyle bir şey var. İki ayrı şey çizilebilir burada. Burada bir bölge var. Bir de sadece dönüş olursa ne olabilir şeklinde. Nereye kadar olabilirdi? Yani bunlar aşağı yukarı çok zorlamış olmayalım şeyi ama aşağı yukarı aynı noktalarda kesişiyor gibiler. Ya da birbirine çok yakın bölgelerde kesişiyorlar. Şöyle, bu da düzeltmenin üst sınırı gibi olabilir mesela. Yani böyle bu bir trend çizgisi değil, yanlış anlamayın. Burası da 1725'ti galiba. 1720 miydi? Yanlış hatırlıyor olabilirim bu grafikten. 1720-1725 bölgesi, pardon, şöyleydi. Evet, şimdi hatırladım. 1720 seviyeleri görülebilir seviyelerdi. 1725 stop seviyesi kabul edilerek ya da o bölgeler göze alınarak altının yükselişleri, yukarı yönlü yükselişlerde pullback yapma isteği olabilir. Bu pullback isteğinde 1725 seviyesini stop seviyesi olarak kabul ettiğiniz, bu zararı göze alabildiğiniz her yerden altın satılabilir demiştim. Tabii şu anda mesafe biraz uzak. Buralar çok tavsiye edilmemeli bence. Ben etmiyorum en azından. Bu bölgeden altın satmak çok mantıklı mıdır bilmiyorum. Herkesin kendi tercihi. Birinci hedef şu bölge olur arkadaşlar. Burası neydi? 1575. Evet. Birinci hedef burası olur. İkinci hedef de aşağı yukarı şu bölge olur. Burası da 1475 civarı falandı. Yanlış hatırlamıyorsam 1475-1480 civarı. Altın bu kadar sert hareket yaparken 3-5 doların lafı olmaz aramızda tabii. Bunları şey yapalım. Kabaca işte çizdiğimiz grafik.
aşağı yukarı bu doğrultuda. Ben altında özet olarak şunu söyleyeyim. Ben altında bir düşüş bekliyorum. Yeni bir stop seviyesi göstermiş de olabilir burada ama bu çok güvenilir bir seviye değil. Şu tepenin üst çizgisinin üstüne stop çekilip oradan da işlem denenebilir ama gerçek stop seviyesi bana göre 1725. Benim yanlış söylediysem özür dilerim. Ne dedim hatırlamıyorum. 1725 olması lazım stop seviyesi yukarıda. Gerçek stop seviyesi şeydir ya da iki kademe yapmak istenebilir. Küçük küçük buradan küçük işlem girersiniz. Çıkarsa 1725 seviyesine yaklaştığı zaman tekrar bir işlem girebilir ama dediğim gibi 1725 hattı yukarı doğru kırılırsa altında yukarı hareketin devam edeceği düşünülebileceği için orada stoplamanız tavsiye edilir. Yani 1725'i geçip yukarıda oyalanmaması lazım altının. Ona dikkat etmek lazım. Bana göre şu anda altında yön sanki olası yön aşağı doğru bir iştah gösteriyor. Benim altında şu anda bir pozisyonum yok. Bugünlerde petrolle cebelleşiyoruz açıkçası. O sebeple hem konsantrasyonu dağıtmamak açısından hem marjı çok yıpratmamak açısından her açıdan bugünlerde petrole odaklanmış vaziyetteyiz. Altın da işlemin olmadığını hatırlatırım. Bu işlemlerde bunu da tekrar söylemiş olalım. Her seferinde söylüyoruz gerçi ama bizim burada paylaştığımız şeyler özellikle grafik ve işlem doğrultusundaki tavsiyeler asla yatırım tavsiyesi değildir. Ne tek bilinle bizim böyle bir kaygımız yok. Sadece bir bilgi paylaşımı olarak düşünmesinde fayda var. Her yatırımcının kendi risk algısı, kendi yatırım planı ve yatırımcı karakteri yatırımlarını belirlememelidir. Lütfen bu webinarları bu doğrultuda düşünün. Bir bilgi paylaşımı olarak düşünün. Bunun ötesinde bir şeyimiz yok. Tekmil OK'de bir 10 teminat ayrılıyor. Değişen bir ne OK'de Selçuk ne demiş? 1'e 10 teminat ayrılıyor OK'de. OK'de 1'e 10 değil, 1'e 20 teminat. Petrolde OK'de 1'e 20 teminat. Değişen bir şey yok. Yok. OK için değişen bir şey yok arkadaşlar. Selçuk sana da söylemiş olayım. OK için herhangi kalbaçla ilgili bir şey yok. VTI buy slot eksi 28 olarak güncellendi. Öyle mi olmuş bakalım. Evet 28 yapmış. Bunlar çok iyi şeyler değil açıkçası. Bu dinamik swap yani İslami hesap dışında olanların günlük yediği 28-71 ne demek? Yani 100 lot için 28 dolar günlük taşıma maliyeti alınacak demek. 100 lot için 28 pip yani. Şimdi petrolde şey maliyetlerinin, vade farkı maliyetlerinin 7 dolara çıktığı düşünülürse aşağı yukarı buna denk gelir zaten. Yeni kontratla beraber de bunu uygulamışlar. Şimdilik şeyle ilgili nedir o? İslami hesaplarla ilgili 40 dolarlık yani 1000 nota 40 dolar hikayesi şey yani 4 sent swap maliyeti şimdilik değişmedi diye biliyorum. Değişmemiştir umarım. Değişeceğini düşünüyor muyum açıkçası? Yani şöyle hani bu en kötü senaryoysa eğer seviye açısından söylemiyorum. Tabii seviye swap'la çok alakalı. Seviye düştükçe swap yükseliyor. Çünkü al yat pozisyonunda yani taşıyan gecelik taşıma oranları çok yükseliyor şeyde. Swap'lar oransal olarak daha doğrusu. Long pozisyonda ve short pozisyonda taşınan işlemlerin birbirine eşit olması lazım. Swap'ın ya eşit olmasa bile yakın olması lazım. Swap maliyetlerinde çok kopmalar olmaması için. Bu al bekle şeklinde
çok fazla yatırımcı çektiği için daha önce de gündeme geldi. Al bekle şeklinde çok fazla yatırımcı geldiği için swap maliyetleri alım yönünde çok ciddi şekilde bozuldu. Bakın tekrar bakalım. Bu iyi bir haber değil. Bir kere onu söyleyebilirim. Satış swap'ı da 23.83. Çok enteresan. Yani çok ciddi bir cezbedici bir durum var burada. Satış swap'ı açısından. Bu sanıyorum çekecektir. Sırf swap işlemi yapmak isteyen kişileri çekecektir bu. Umarım kısa bir sürede de bu dengeye gelir. Genelde mesela ben şunu bekliyordum. Burası eksi 28.71 ise satış swap'ı da işte artı 10 olabilir mesela. Arada çok ciddi bir fark olur genelde bu swap'larda. Ama burada yani çok ciddi bir swap verilmiş. Satış işlemi, satış short pozisyon taşıyanlar için. Bu da etkili olabilir. Fiyat buranın altını çok zorlamazsa taşıma işlemleriyle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşanmazsa açıkçası daha da fazla bir sorun olur mu? Yani eğer swap maliyetleri hani sorun olur mudan kastım bizim için İslami hesapta 40 sent 4 sent ödeyenler için sorun olur mu? Olmamasını diliyoruz ama bunun üstüne çıkmazsa sanki bana olmazmış gibi geliyor. Bilemiyorum, bir şey diyemiyorum ama o kötü haber olur açıkçası. Olmamasını temenni ediyoruz. En azından bunu söyleyeyim. Bir diğer başka soruya. Belirlenen bir bitiş zamanı var mı demiş Ümit Bey. Neyi? Bizim webinar diyorsanız genelde 6'da başlıyoruz. 7, 10, 7, 15 gibi. Hani bir saatin biraz üstüne çıkabiliyor. O zaten ayrıldı diyor. Cevabı da almaya vakti yetmemiş herhalde. Bir iki soru daha kaldı. Onları da cevaplayayım. Sizi de fazla bekletmiş olmayayım. USD 4.70 lira yaklaştığında VTI 23 civarındaydı. Şimdi VTI 8 civarındayken USD 1.42'lerde. Petrol düştükçe Kanada doları değer kaybediyorsa neden daha yükselmedi? USD CAD paritesi korele değil mi? Şimdi korele tabii ama Ertan Bey biraz önce söyledim. Korelasyon direkt matematiksel bir ilişki değildir. Bu korelasyon hikayesini daha önce de çok konuşmuştuk. Kanada dolarının üstünde sadece tek başına petrol etkili değil. Öyle olsaydı zaten hani bile abartarak söyleyelim. İkisi de petrol olmasına rağmen son zamanlarda geçen webinarda söyledik herhalde. Brent şu bölgede özellikle. Brent de VTI'nin bile grafiği değişti. Bakın VTI'de öyle bir şey yok yani. Arada 12-13 dolarlara, 13,5 dolarlara kadar çıkan şeyler oldu. Farklar oldu. Şu anda bir de şimdi 18,50, 18,60 seviyelerindeyken 8 dolar civarında yani 10 dolar.